Sizlerle birlikte olmak çok güzel bir şey. Hele geoteknik alanının duayenleriyle birlikte olmak çok daha güzel. Düzenleme Kurulu Başkanımız 7. Uluslararası Geoteknik Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı artık duayen noktasına ulaşmış Feyza Hoca'yla geotekniğin ülkemizdeki önemli öğreticilerinden ve insanlarından olan Ergun Toğrul Hocam'la Kutay Özaydın Hocam'la Mustafa Laman Hocam'la ismini söyleyemediklerim bağışlasınlar beni. Yine odamızın önceki dönem ve yaşayan en eski İstanbul Şubesi ve oda başkanlarımızdan Sayın İzzettin Siler'le birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Tüm meslektaşlarımı, tüm konuklarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İnşaat Mühendisleri Odası adına İstanbul Şubemiz tarafından düzenlenen Uluslararası 7. Geoteknik Sempozyumuna hoş geldiniz. İnşaat mühendisliğinin önemli bir ana bilim dallarından olan geoteknik mühendisliği, bundan 30-40 yıl önce zemin mekaniği ve temel inşaatı adıyla eğitim sistemimiz içerisinde yer alıyordu. Bugün ise geoteknik bilim dalı olarak inşaat mühendisliği eğitimi içerisinde yer almaktadır. Sayın meslektaşlarım, tüm mühendislik yapıları temelleri aracılığıyla yüklerini zemine aktarırlar. Ancak zemine aktarılan yüklerin güvenli bir şekilde taşınması ve zeminde oluşabilecek oturmaların da kabul edilebilir sınırlar içerisinde olması gerekiyor. Bu nedenledir ki her yapı temelinin oturacağı zemin için farklı ve yeterli ölçüde bir zemin etüdünün yapılması gerekiyor. Ayrıca yapı zemin etkileşiminden kaynaklanabilecek sorunları ve bu sorunların çözüm yollarını ortaya koymak geoteknik mühendislerinin yetki alanları içerisinde yer alıyor. Her türlü yapının zeminle ilişkisi mutlaka vardır. Okul, hastane, konut, baraj, çeşitli su yapıları, liman, karayolu, demiryolu, köprü, havalimanı, tünel inşaatı, metro olmak üzere insanların doğal ihtiyaçlarını karşılamak için üretmiş olduğu her türlü mühendislik yapısı ya zemine oturuyor ya da zeminin içerisinde bulunuyor. Üst yapı ne kadar doğru projelendirilip yapılırsa yapılsın, zeminle ilgili yeterli bir bilgiye sahip değilseniz, yapının temeline veya zemin içine gömülü yapılara gelecek toprak basıncını doğru bir şekilde hesaplayamazsak, üst yapının güvenli olması da düşünülemez. Dünyada ilk kez zemin mekaniği ve temel inşaatı dersleri, modern zemin mekaniğinin kurucusu olarak bilinen Terzaki tarafından verilmiştir. Ülkemizde yapmış olduğu araştırmaların sonuçlarını 1925 yılında Zemin Fiziği Temelinde Zemin Mekaniği isimli kitabıyla ortaya koymuştur. Bu kitap, dünya inşaat mühendisleri tarafından
modern zemin mekaniğinin kuruluş belgesi olarak kabul edilmiştir. Kendisini özellikle ülkemizde vermiş olduğu önemli hizmetlerden dolayı kendisini Sayın Terzaki'yi saygıyla anma ihtiyacı duydum. Yine Terzaki ile ilgili, Terzaki'nin yapmış olduğu çalışmalarla ve yaşamıyla ilgili bir kitabı odamıza kazandıran, İnşaat Mühendisler Odası İstanbul Şubesi aracılığıyla odamıza kazandıran ama ne yazık ki çok genç yaşta yitirmiş olduğumuz Sayın Hocamız Kemal Özüdoğru'yu da bu vesileyle saygı ve sevgiyle buradan anmak istiyorum. Hani denir ya, biz de bu işi yaparız. Ülkemizde modadır. Herkes her işi yapar. Açıklıkla ifade etmem gerekir ki, bir geoteknik mühendisinin bile geoteknikle ilgili tasarımları doğru yapabilmesi için mekanik, statik, mukavemet ve hidrolik bilim dallarının temel ilkelerini iyi bilmesi gerekiyor. Ayrıca geoteknik mühendislerinin bu bilgileri zemin mekaniği ve temel mühendisliğine uygulayabilme yeteneklerinin de bilmeleri yetmiyor. Uygulayabilme yeteneklerinin de aynı zamanda gelişkin olması gerekiyor. Her projenin ayrı bir zemin çalışmasının olması ve bu zemin yapısına uygun bütünlüklü bir sistem tasarımının yapılması gerekiyor. Bu kapsamda yapıyı güvenli bir şekilde taşıyacak ve zemin oturmalarının güvenli bir şekilde karşılanmasını sağlayacak temel tipleri belirlenir ve yapılır. Açıkçası kendi halinde duran doğanın denge halinde olan gerilme ve şekil değiştirme koşulları doğaya yapılan yükleme ile nasıl değiştiğinin belirlenmesi gerekir. Bu durumun belirlenmesi için bir inşaat mühendisinin bilgisine mutlaka ihtiyaç var. Ülkemizin deprem tehlikesi altında bulunması, geoteknik mühendisliğinin önemini bir kat daha artırmıştır. Deprem nedeniyle ortaya çıkan kayıpların azaltılması için toplumun her kesiminin, sadece meslek insanlarının değil, toplumunun her kesiminin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bu sorumluluk başta odamıza, meslektaşlarımıza, akademik çevreye düşmektedir. Bir yandan bilim ve teknolojik gelişmelere bakıp yenilikçi teknolojilerin üretilmesine odaklanırken, diğer yandan da inşaat teknolojisinin arkasına saklanılarak yaşanmaz bir hale gelen kentlerimize bakarak hayıflanıyoruz. Sayın meslektaşlarım, bilim ve teknoloji uzun dönemli ekonomik ve toplumsal gelişmenin en önemli unsurlarından biridir. Bilim ve teknoloji politikaları ise bu gelişimin hızını ve yönünü etkilemenin bir aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyamızda ekonomik ve sosyal alanda gelişmiş olan ülkeler uzun erimli toplumsal, ekonomik ve siyasi hedefleriyle uyumlu bir bilim ve teknoloji vizyonu geliştirmişlerdir. 24 Aralık 2001 tarihinde 7. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu toplantısında, hani çok modadır ya 2023 yılı, Cumhuriyetimizin 100. yılı, 2001 yılında Vizyon 2023 Bilim ve Teknoloji Stratejileri Projesi diye bir öngörünün ortaya konduğunu biliyoruz. Vizyon 2023 projesine göre bilim ve teknolojiye hakim olmak, teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen,
teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir refah toplumu yaratmak olarak da şekillenmiştir. Ülkemiz için tek stratejik seçenek bilim, teknoloji ve teknolojik yenilikte yetkin olmaktır. Bu yetkinliği kullanarak gelecek kuşaklara ve toplumun tüm katmanlarına yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. Dünyamızdaki rekabet üstünlüğü yarışı ve ortamında bilim, bilgi ve teknoloji üretimi giderek çok daha fazla belirgin olmaktadır, belirleyici olmaktadır. Kimler ve hangi ülkeler bu üstünlüğe sahipse, onlar dünyamızda var olan gelir paylaşımında da ön sıraya almaktadırlar. Aynı zamanda o ülkeler söz ve karar sahibi olmaktadırlar. Bu birikime ve yetkinliğe sahip olmadığımız takdirde ülkemiz için kabul edilebilir bir gelecek ne yazık ki yoktur. Türkiye İstatistik Kurumu, yani kısaca TÜİK, her yıl ülkemizin ARGE harcamalarını yayınlıyor. 18 Kasım 2016 tarihinde yayınlanan bilgilere göre özel sektör, kamu ve üniversiteler toplam 20 milyar 615 milyon lira harcamış. Yani tüm ülkemiz ARGE'ye yaklaşık olarak 5 milyar dolar demektir. Yine her yıl ARGE harcaması yayınlanan dünyadaki 20 şirketin harcaması tek tek bizden fazla. Volkswagen'in yıllık harcaması 15.3 milyar dolar. Samsung'un 14.1 milyar dolar. Intel'in 11.5 milyar dolar. Microsoft'un 11.4 milyar dolar. Google'un 9.8 milyar dolar. Apple'ın ise ARGE harcaması 6 milyar dolar. Bırakalım ülkelerin ARGE harcamalarını, bizim ARGE harcamamız dünyada bulunan birçok şirketten çok daha düşüktür. Artık dünya yazılım programlarıyla yeni kodlama, yeni bir algoritma yaratıyor. Farklı olup farklı düşünmek gerekiyor. Ülkeler artık sektörlerden daha çok sektörleri dönüştürecek teknolojilere odaklanıp yatırım yapıyorlar. Biyoteknoloji, yani yaşam bilimleri, nanoteknoloji, yani malzeme bilimi, bilgi iletişim teknolojileri, yani bilgisayar bilimleri. Biz de üretici olmayan inşaat sektörü ile ekonomimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ülkemizin sektör değil, teknoloji seçmeye odaklanması gerekiyor. Seçilecek teknolojinin sektörlere nasıl yayılmasına ilişkin bir stratejimizin olması gerekiyor. Ne yazık ki bu strateji yok. Sayın meslektaşlarım, 2017 yılında inşaat mühendisliği öğrenimi yapan üniversite sayısı 119, bölüm ve program sayısı ise 187 olmuştur. 2016 yılında 12.215 öğrenci, 2017 yılında ise 12.142 öğrenci bu okullara, bu program ve bölümlere kayıt yaptırmıştır. 2016 yılında odamıza kaydını yaptıran meslektaş sayısı 7.051. 2017 yılının 20 Kasım'ına kadar odamıza kaydını yaptırmış olan meslektaş sayısı 7.098. Kayıt yaptırmayanları söylemiyorum. 2 yıl içerisinde henüz yıl tamamlanmadan 15.000 mertebesinde meslektaşımız aramıza katılmış. 2 yıl sonra değerli meslektaşlarım, her yıl aramıza bu anlayışla 9-10 bin mertebesinde meslektaşımız gelecek.
öğrenci sayısının fazlalığının yanında öğretim kadroları da oldukça yetersizdir. Biz can güvenliğiyle ilgilenen bir mesleğin insanlarıyız. Okulların fiziki şartları uygun değil. Ayrıca üniversitelerde özgür bir ortamın olmaması da öğrencilerin yaratıcı bir düşünceye sahip olmalarını engelliyor. Bilim ve teknolojik gelişmenin yeşermesini ortadan kaldırıyor. Bilim, bilgi ve teknoloji ancak özgür bir ortamda gelişir. Sertifika ve yetkinlik belgesinin uygulanmaması nedeniyle düşük kalitede mühendislik hizmeti, haksız rekabeti körükleyen, formaliteyi tamamlamak için kullanılan bir imzacılık anlayışı var ülkemizde. Bu koşullar uzmanlaşmayı da giderek ne yazık ki fakirleştiriyor. Bilgi üretilerek bilgiye ulaşılır. Rektör ve dekanlar ülkemizdeki ne yazık ki düşünsel yakınlığa göre değil, bilimsel yeterlilik, liyakat ve özgürlük temelinde hareket etmek zorundadırlar. Yoksa birkaç yıl sonra bu günleri de arar olacağız. Soran, sorgulayan, nedenlerle sonuç arasında bağ kuran bir eğitim yerine ezbere dayanan bir öğretim anlayışı var. İlk ve orta öğretimde evrensel ölçüleri bir tarafa bırakarak hayatı dini kabuller ekseninde açıklayan bir eğitim sistemimiz var. Durmadan değiştirilen ve oradan gelen öğrencilerle mühendis olunuyor bilindiği gibi, durmadan değiştirilen TEOG ve yüksek öğrenime giriş sınavı da ülkemizin bir yarası olarak karşımızda duruyor. Günübirlik anlayışlarla eğitim ve öğretim sistemine yön verilemez. Elbette ki sistemler değiştirilebilir. Ama bunun üzerinde uzun bir süre çalışılarak 4 yıl sonra bu sistemi uygulayacağım, 5 yıl sonra bu sistemi uygulayacağım denir. Anne ve babaları gerek üniversiteye girecek olan, gerekse orta öğretimden liseye geçecek olan anne ve babaları, çocukları çaresiz bırakamazsınız. Bilinmesi gerekir ki değerli meslektaşlarım, eğitim bireysel ve toplumsal gelişmenin dinamosudur. Üstelik bugün çok farklı bir dünyada yaşıyoruz. Bilim, bilgi ve teknolojik gelişmenin hızına yetişmek çok kolay değildir. Bu nedenle çok farklı bir bilgi ve becerinin yeni kuşaklara kazandırılması gerekiyor. Okul programlarında sadece, çünkü biz bir yanıyla meslek insanlarıyız ama diğer yanıyla da insanı gereksinmelerimiz var. Okul programlarında sadece fen ve matematik alanı değil, yaşamımızın içinde önemli ölçüde yer tutan dünya ile ilgili bilgilerin de verilmesi gerekir. Yani felsefenin verilmesi gerekir. Sayın meslektaşlarım, aklı doğru kullanmak, merak etmek, kanıt aramak ve sorgulamak gibi hayatın kendi değerleri bizim eğitim sistemimiz içerisinde ne yazık ki yoktur. Eğitim sistemimizde akla dayalı olan temel değerler dışlanmıştır. Açıktır ki yaşamımızda ahlaki, dini ve milli değerlerin ayrı bir yeri vardır. Fakat bu değerler dünyayı anlamamıza yarayan evrensel akıl ve bilime dayalı değerlerle karıştırılmamalıdır. Merak etmezsen, mantığını doğru kullanmazsan dünyayı anlayamazsın. Yeni dünyayı hiç anlayamazsın. Bilim ve teknolojide geri kaldığımız gibi basın özgürlüğünde, yaşam memnuniyetinde, işçi sömürüsünde, iş kazası ve işçi ölümlerinde, insani gelişmişlik sıralamasında, uluslararası şeffaflık örgütüne göre yolsuzlukta, kadın ve genç işsizliğinde, küresel barış endeksinde, kadın erkek eşitsizliği ve kadın cinayetlerinde, hukuk ve adalette Avrupa ve dünya ülkeleri arasında
ne yazık ki sonlarda yer alıyoruz. Dolayısıyla eğitim sadece kendi içerisinde alınmış olan uzmanlıklarla ilgili bir kategorik bir çerçevede düşünülmemesi gerekir. Hayatın her alanına yayılmış olması gerekir. Yani kültürel bir duruma dönüşmüş olması gerekir. Ciddi bir eğitim sorunumuz var. 15 yaş öğrenci grubunda başarı seviyeleri ve yetenekleri en düşük ülkeler arasında yer alıyoruz. PISA değerlendirmesine katılan ülke sayısı arttıkça bizim sıralamamız geriliyor. Bilim, matematik, okuma ve kendi dilini anlama alanlarının hiçbirisinde ortalamayı tutturamıyoruz. Sayın meslektaşlarım, bugün dünya 4. sanayi dönemini yaşıyor. Nesnelerin ve hizmetlerin internetine dayalı olarak gelişen, çapraz olduğu kadar iç örgütsel hizmetler sunan, verimli, daha az maliyetli ve esnek bir üretim modelini yaşamımız içine sokmuştur. Dijital dönüşüm inşaat sektörünü de, yani bizim çalışmış olduğumuz sektörü de, var olan dinamikleri de giderek değiştiriyor. Değişen ihtiyaçlar kullandığımız araçları da değiştiriyor. İletişim tarihin hiçbir döneminde yaşanmadığı kadar yoğun yaşanıyor. Hiçbir kurum, kuruluş, meslek odamızda dahil olmak üzere bu dönüşüm ve değişimin dışında kalamaz. Ama üzülerek ifade ediyorum ki içerisinde bulunmuş olduğumuz yer Türkiye'nin en eski 1773 yılında kurulan, mesleğimizin geçmişini de bugüne getiren, burada internet yok. Hangi gelişmeden bahsediyoruz? Yenilikçi bilgi teknolojileri iş yapma biçimlerini ve eğitim sistemini de değiştirecek. Biz istesek de değiştirecek, istemesek de değiştirecek. Buna ayak uydurmamız lazım. 4. endüstri devrimi dünyanın gündemine büyük bir dalga olarak girmiştir. Bu dalganın önünde durmak da mümkün değildir. Böylesi bir dönemde 7. Uluslararası Geoteknik Mühendisliği Sempozyumunu yapıyoruz. Açıktır ki bu tür çalışmalar büyük bir emek ve özverinin ürünü olarak ortaya çıkıyor. Çok emek harcandığını, en küçük bir detayın bile gözlerden kaçırılmayarak üzerinde durulduğunu yakinen biliyorum. Başta düzenleme kurulumuzun değerli başkanı Profesör Doktor Feyza Çinicioğlu olmak üzere yine aynı titizlikle çalışan İstanbul şubemizin başkanı Sayın Nusret Sunan'ın şahsında düzenleme kurulu üyelerini, İstanbul şubemizin yönetim kurulu üyelerini selamlıyorum. Ayrıca bilim kurulu, danışma kurulu, her türlü bu sempozyumun düzenlenmesinde maddi ve manevi katkıyı veren, ayrıca sempozyumumuzun zenginleştirilmesi çerçevesinde bilgileriyle katılan, buraya gelen, görmediğimiz ama arkada büyük bir emek olarak duran tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. İnşaat Mühendisleri Odası 45. dönem yönetim kurulu adına tümüne teşekkür ederken sempozyumumuzun başarılı geçmesini diliyor ve sevgi ve saygılarımı sunuyorum.